gerçekleştirilen Kemalpaşa Nazarköy gezisinde çekilen fotoğraflar Fujifilm İzmir ekibi tarafından değerlendirilerek bir sergi oluşturulmuştur. Salonumuzda da sizlerin beğenisine sunulan sergi fotoğraflarından 5 fotoğraf ödüle layık görülmüş, 5'i mansiyona, 11 tanesi de sergilenebilir fotoğraf olarak değerlendirilmişti. Şimdi ödüle layık görülen 5 fotoğrafımızı takdim etmek istiyorum sizlere ve arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Birincilik ödülü Bahar As arkadaşımıza ait. Kendisi Almanya'da olduğu için arkadaşı Nurday Yılmazer alacak ödülünü. Kendisini davet ediyoruz. Ve Kültür Sanat Etkinlikleri Komite Başkanımız Sayın İsmail Kutur takdim edecek ödülünü. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. İkincilik ödülü Fedai Sarsan. Fedai abimizi davet ediyoruz. Üçüncülük ödülü Filiz Bulur'a ait. Kendilerine yine ödüllerini komite başkanımız takdim edecek. Salonumuzda da gördüğünüz üzere gerçekten çok profesyonelce çekilmiş fotoğraflarda tekrar kutluyoruz arkadaşlarımızı. Evet, eşine ödül vermek herkese nasip olmuyor tabii. Bilemiyoruz burada bir şey var mı yok mu ama fotoğraf gördüğümüz kadarıyla hak etmiş ödülüyorum. Dördüncülük ödülü Rahmi Yılmaz ve beşincilik ödülü Volkan Harman'a ait arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Çok uzaklardan geliyor arkadaşlarımız. O yüzden sizi bekletiyoruz değerli konuklar. Ve Fujifilm İzmir Teknik ekibine de çok teşekkür ediyoruz tekrar. Mansiyon fotoğrafları anons etmek istiyorum. Necibe Uzunoğlu ve Ayşe Gültekin'i davet ediyorum. Kendilerine ödüllerini Fujifilm'den Gökhan Öztürk takdim edecek. Diğer mansiyon ödülü alan arkadaşlarımız hazırlansınlar lütfen. Selda Kahraman, Sümeyra Atalay ve Şükran Sarsan. Yine Gökhan Bey'i takdim edecekler ödüllerini. Sayın Fedai Sarsan takdim edecek.
Fotoğraflarımızdan Durmuş Tetik, Settar Yağlı, Huri Özdeş ve Hülya Aktaş'ı davet ediyorum. Kendilerine ödüllerini komite başkan yardımcımız Sayın Mesut Çatalkaya takdim edecek. Çağlar Gökdemir, Zeynep Öztürk, Osman Kuruoğlu ve Fatma Çolaklar diğer sergilemeye değer bulunan fotoğraflar ve kendilerine de ödüllerini komite başkan yardımcısı olarak ben takdim edeceğim efendim. Misafirlerimiz, konserimize geçmek istiyoruz. Bu yılki ana temamız Uzun İnce Bir Yoldayım afişlerimizde gördüğünüz üzere. Dünyamızda ve ülkemizdeki sıkıntılı günlere üzülerek şahitlik ettiğimiz şu günlerde umudumuz hep acımızdan daha büyük olmalı diyerek çıktık yola. Böyle karanlık günlerde şarkılar söylenir mi diye düşünmeyin. Elbette karanlık günlerde de şarkılar söylenir, karanlık günleri anlatan ve tabii ki içimizdeki aydınlık umuduyla nereden gelip nereye gidiyoruz, uzun ince bir yoldayız diyerek. Bu güzel geceyi sizlere hazırlama, sunumunu yapma görevi bana verildiğinde tabii ki hepiniz biliyorsunuz bu tip kültür etkinliklerimize hep güzel bir şiirle başlıyoruz. Ama ne yazık ki dünya ve ülkemizin gündemine baktığımızda içimiz gerçekten çok acıyor. Ve Nazım Hikmet'ten bir şiir paylaşmak istiyorum sizlerle. Lütfen duygularınızla bana eşlik ederseniz sevineceğim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Doğrultup belimizi kalktığımızdan
iki ayak üstüne. Kolumuzu uzunlaştırdığımızdan beri bir lobut boyu ve taşı yonttuğumuzdan beri yıkan da yaratan da biziz. Yıkan da yaratan da biziz bu güzelim, bu yaşanası dünyada. Arkamızda kalan yollarda ayak izlerimiz kanlı. Arkamızda kalan yollarda ulu uyumları aklımızın, ellerimizin, yüreğimizin. Toprakta, taşta, tunçta, tuvalde ve plastikte. Kanlı ayak izlerimiz mi önümüzdeki yollarda duran? Bir cehennem çıkmasında mı sona erecek önümüzdeki yollar? Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler. Günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların. Çocukların avuçlarında yeşerecekler. Çocuklar ölebilir yarın. Hem ne sıtmadan ne kuş palazından düşerek değil de kuyulara filan çocuklar ölebilir yarın. Tıpkı askerler gibi ölebilirler yarın. Çocuklar ölebilir yarın atom bulutlarının ışığında. Arkalarında bir avuç kül bile değil. Arkalarında gölgeden başka bir şey bırakmadan. Negatif resimcikler boşluğun karanlığında. Bir deniz görüyorum. Ölü balıklarla örtülü bir deniz. Negatif resimcikler boşluğun karanlığında. Yaşanmamış günlerimiz çocukların avuçlarıyla birlikte yok olan. Bir şehir vardı yerler eser yerinde. Beş şehir vardı yerler eser yerinde. Yüz şehir vardı yerler eser yerinde. Yok olan şehirlere şiirler yazılmayacak. Şair kalmayacak ki. Penceremde bir sokak bulvarlı. Odam sıcacık. Yastıkta üzüm karası saçlar, adamlar paltolu, ağaçlar karlı. Penceren kalmayacak bulvarlı sokaklar. Ne yastıkta üzüm karası saçlar, ne paltolu adamlar, ne karlı ağaçlar. Ölülere ağlanmayacak. Ölülere ağlayacak gözler kalmayacak ki. Eller kalmayacak. Yok olmuş olan dalların üstünden o bulutlardır geçen. Güneye götürmeyin beni, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum, kuzeye götürmeyin beni. Batıya götürmeyin beni, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum, doğuya götürmeyin beni. Bırakmayın beni burada, götürün bir yerlere. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. O bulutlardır geçen yok olmuş dalların üstünden. Tahta, beton, tenekle, toprak, saman damlarımızla 2 milyardan artız. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, ekmek hepimize yetmiyor. Kitap da yetmiyor ama keder dilediğim kadar. Yorgunluk da göz alabildiğine. Hürriyet hepimize yetmiyor. Hürriyet hepimize yetebilir. Ve sevda kederi, hastalık kederi, ayrılık kederi, koca almak kederinden gayrısı aşmayabilir eşiğimizi. Kitap hepimize yetebilir. Ormanlarınki kadar uzun olabilir ömrümüz. Yeter ki bırakmayalım. Yaşanmamış günlerimiz yok olmasın çocukların avuçlarıyla birlikte. Boşluğun karanlığına çıkmasın negatif resimcikten. Yeter ki ekmek ve hürriyet yolunda dövüşebilmek için yaşayabilelim. Tanrı ellerimizdir, Tanrı yüreğimiz, aklımız. Her yerde var olan Tanrı, toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve plastikte. Ve besleyicisi sayılarda da, satırlarda da ulu oyunları. İnsanlar, sizi çağırıyorum. Kitaplar, ağaçlar ve balıklar için. Buğday tanesi, pirinç tanesi ve güneşli sokaklar için. Üzüm karası, saman sarısı saçlar ve çocuklar için. Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler. Günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların. Çocukların avuçlarında yeşerecekler. Anısına saygıyla efendim. Çok teşekkür ediyorum. Thank you.
duygularınızla da eşlik ettiğinizi hisseder gibi oldum. Çok teşekkür ediyorum efendim sabrınıza da. Ve konserimize geçmeden önce konuşmalarını yapmak üzere oda başkanımız Sayın Feyzullah Topçu'yu davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli tüm okunatçıları, değerli kurulu üyeleri, değerli her zaman yanımızda bulunan değerli üstadlarımız, değerli meslektaşlar, değerli konuklar, hepinize kurulların adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepiniz Türk Sanat Müziği konserimize hoş geldiniz. Aslında burada mesleki sorunla ilgili konuşma yapmak pek de doğru gelmedi bana ama maalesef birkaç gündür çok sıkıntılı günler geçirdik. O yüzden sadece meslek konularla ilgili iki tane önemli sorun var. Onlardan bahsettikten sonra daha sonra eline geçen arkadaşlar teşekkür ve kürsüyü terk edeceğim. Bildiğiniz gibi gerçekten de çok zorlu, angaryası bol olan bir meslek ifade ediyoruz. O yüzden de zaman zaman bu sıkıntılarımızı, streslerimizi yok etmek için bu tür etkinlikler yapmaya da devam ediyoruz ve buna da özen gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi sosyal kültürel alanda mümkün olduğu kadar her ay bir etkinlik yaparak işte biraz önce söylediğimiz gibi bu yoğun ve stresli havayı değiştirip farklı bir havaya dönüştürmek için bu tür etkinlikler yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi değerli konuklar, değerli meslektaşlar, biraz önce Ayşegül Hanım da söylediği gibi gerçekten de farklı, çok inanılmaz çizgi çıkmış bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kadar düzeni bozuk, hukuku bozuk, yargısı bozuk bir ülkede yaşamanın bedelini biz meslektaşlar olarak çok ağır ödüyoruz. Herkes hemen hemen ödüyor ama maalesef mali müşavirler çok ağır hissediyor bu ağırlığı. Yani geçen iki ay içerisinde Şubat, Mart, işte bu ay Nisan ayında çok yoğun bir süreçteyiz. Beyannameler var. Gelir vergisi beyanname hazırlamak durumundayız. Kurumlar vergisini bu ay vermek durumundayız. Bu kadar yoğunluğun içerisinde Maliye Bakanı'nın talimatıyla sanki hiç işimiz yokmuş gibi bu kadar yoğun bir iş içerisinde denetimleri başlattılar. Bildiğiniz gibi Mart ayı içerisinde İzmir'de 8 vergi dairesinde idare anlamında teftiş vardı. Gelen vergi müfettişleri öncelikle mali müşavirlerin hizmet sözleşmelerini, damga vergilerini öncelikle bunu denetledi. Bunu kendilerine konuştu. Zamanlama yanlış. Yapsınlar. Biz bu tür denetimlerin sürekli arkasındayız, destekliyoruz. Ama zamanlamayı yapmak lazım. Bu kadar yoğun süreç içerisinde böyle bir denetim yapılması bu meslek grubuna yapılan büyük bir haksızlıktır. Bunları kendisiyle de paylaştık. Vergi dairesi başkanımızla konuştuk. Gelir dairesi başkanımızla konuştuk. Ve sonuçta öyle böyle geçirdik. Arkasından yine bu daire teftişlerinde mizanlar üzerinde biliyorsunuz çalışma yaptılar. Bir sürü ülkeler çağrıldı. Çağırırken de aynı zamanda bir fiil biz zamanla meşgul olduğumuz için bu kadar yoğun içerisinde bir de mükelleflerimizle ilgili teftiş vermek durumunda kaldık. Hadi bu da bitiyor. Çünkü süreli gelmişlerdi bu arkadaşlar. Arkasından hepinizin de bildiği gibi bir Nisan şakasını
yaşadık. Bir Nisan'da Maliye Bakanlığı KDV beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi üzerinde ek ilaveler yapıyor. Bundan hiç kimsenin haberi yok. İşini zamanında yapan birkaç arkadaş sisteme giriyorlar. Karşılarında farklı bir şey var. Özellikle KDV'de bildiğiniz gibi satış faturasından, şimdiden irsalesinden işte e-faturasına kadar tek tek sayıları göstermekle ilgili bir karşılığında bir model çıkıyor. Bakıyoruz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili açıklaması yok. Ve bu gerçekten de elle girmesi, manevra ortamda girilmesi mümkün değil. Şöyle bir açıklama olabilirdi. Ben bunları koydum. Hedefim şu, gelir artırmak, naylon fatura azaltmak, kayıt dışını azaltmak diye bir şey koysa bunu da tartışırız. Hiçbir şey yok, hiçbir açıklama yok. Karşısında sürpriz bir insan şakası olarak çıkıyor. Sonuçta tüm MOK'la, oda başkanlarla yapmış olduğumuz görüşme sonucu büyük bir baskı ediyor. Sonra diyorlar ki affedersiniz ve bildiğiniz gibi dün kaldırdılar. Şimdi bunlar gerçekten yanlış şeyler. Bu tür şeyler yapılabilir. Ama her şeyden önce bu işi yapan, uygulayıcı olan bizlerin mutlaka görüşü alınması lazım. Sordular mı bize? Sormadılar. Peki bu işin diğer boyutu kim? Yazılım firmaları. Yazılım firmalarından böyle bir görüşme yaptılar mı? Hayır. Sorduğumuzda herkes birbirinin üzerine atıyor. Biz biliyoruz kimin yaptığını. Ve bu işten de biliyorsunuz Mayıs ayında seçim de var tüm Türkiye'de. Bu işi kendi lehine çevirecek gruplar da bu işi kaşıdılar. Duymuşsunuzdur. Acaba kendi lehimize çevirebilir miyiz diye düşündüler. Ama düşündükleri olmadı. Şimdi soruyoruz. Ve genel başkan İzmir'deydi o gün. Benim yanımda genel adası başkanla konuşuyor. Ya bundan ne menfaat sağlayacaksınız? Bu kadar eziyet çekeceğiz. Bunun manuel ortamda yapılması mümkün değil. Bunu yazılım firmalar çözebilir. Konuştuk. Şu son üç gün içerisinde bunların tamamını araştırdık. Açık söyleyeyim. Yazılım firmaları bunları düzeltsek yapabilecek. Ve çalışmaları başlattılar. Ama biz bize yapan haksızlığa karşı duruyoruz. Yanlış diyoruz. Bunu mutlaka bizlerle, sizlerle paylaşmak durumunda önce. Sonra bir düzenleme yapıyorsun. Yasal bir düzenleme yapmıyorsun. Bu bir sirkülerde yayınlanır. Böyle bir şey de yok. Bütün dünyada bu tür yasalar çıkarken bu tür yapılan değişikliklerde mutlaka süre verilir. Yani herkes kendini ona göre organize etsin. Hiçbir şey yok. Maalesef dediğim gibi bu işin boyutunu farklı yöne doğru gelince baskı artınca maalesef geri çektiler. Ama umarım bu geçici bir geri çekme değildir. Eğer ileri süreçte tekrar bunu ısıtıp bize getirseler biz de mutlaka gereğini yapacağız. Bu konuda artık hiçbir kimsenin ödün verme gibi bir lüksü yok. O daire başkanları iki tane 32 yaşında daha yeni sakal tıraşı olan arkadaşlarımız gece rüyalarında görüp sabahleyin bu işi bunların anlayışını yıkmamız lazım. Bu konuda sizlere de görev düşüyor, bizlere de görev düşüyor. Sizler de yaptığınız en büyük hata, ertesi gün sanal ortamda bir bakıyorsunuz, daha ayın biri, ikisinde odalar ne yapıyor, tırmak ne yapıyor? Yok böyle bir şartı. Ve bu ne yapıyor diyen arkadaşlarımız da bir tane önerisi yok.
Niye Maliye Bakanlığı eleştirmiyor? Biraz önce ben söylediğim gibi. Niye eleştirmiyor? Niye odalar eleştiriyor? Peki şimdilik tersine döndü, geri çektiler. Bakıyorum da sana ortalama bir tane teşekkür yoktur baba. Odalar bir tane teşekkür yok. Bu da yanlış anlayış. Bunu da gözden geçirmek lazım. Neyse, bunlar dediğim gibi çok fazla, aslında söylenecek çok şeylerimiz var ama sizin daha çok moralinizi bozmak istemiyorum. Çünkü gerçekten de güzel bir ortam. Biraz sonra değerli meslektaşlarımız bize çok güzel, hoş bir gece geçirdiklerini biliyorum. O yüzden ben şimdilik emeği geçirdiklerine teşekkür etmek istiyorum. Önce, biraz önce gördüğünüz gibi yine Sosyal Kültür Komitemizin yapmış olduğu Nazarköy'deki etkinlikte fotoğraf sergisi, fotoğraf yarışmasında ödül alan arkadaşlarına hepsini kutluyorum. Gerçekten güzel çalışmalar. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda hiç olmasa bir şey oldu, yol gösterdi. O bakımdan önemli. Yine bu arada Türk Sanat Müziği Korusu'nda görev alan değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine korunun değerli hocası Bülent Dağdevren hocamıza çok teşekkür ediyorum. Yine korunun şeklini yapan Fedai Sarsan abimize teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten de 5 aydan beri emek veriyor, emek harcıyorlar. Yağmur deniyorlar, sel deniyorlar, soğuk deniyorlar. Bakıyorum haftanın 2 günü mutlaka odada gelip prova yapıyorlar. Çok önemli şeyler. Bunları hep böyle biz yönetim olarak destekliyoruz. Motive ediyoruz. O konuda biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii bu işlerin yapılmasında, bu işlerin başarılmasında katkı koyan değerli arkadaşımız, komite başkanımız İsmail Topur'a çok teşekkür ediyorum huzurumuzda. Gerçekten arkadaşımız bu tür etkinliklerde, özellikle bu tür faaliyetlerde çok büyük emek katkı koyuyor. O yüzden kendisine çok teşekkür ederim. Yine Sosyal Kültür Komisyonu'nda görev alan arkadaşlarımla huzurunuza teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkür ederim. Böyle bir etkinliğe katılıp katkı koyduğunuz ve anlamlı kıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, her konserimizde olduğu gibi şarkılarıyla, solistleriyle, sürprizleriyle tabii ki, sazlarıyla çok özel bir gece hazırladık yine sizler için. İzninizle ben önce sazlarımızı takdim etmek istiyorum. Kemanda Özkan Övek, yine keman Levent Düzar, ney Adnan Bağlıoğlu, ut Şükran Sarsan, kemençe Duygu Dürüst, kanun Ufuk Aşkın, tambur Metin Gülen, bas gitar Olgun Kılıç ve ritimde Turhan Akkara. Ve kendilerini davet ediyorum efendim sahneye. Ve koroda bulunan çoğu mali müşavirlerden oluşan arkadaşlarımız Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserlerini en güzel şekilde sunabilmek için başkanımızın da az önce söylediği gibi tüm zorluklara, güçlüklere, zamansızlıklara, üzünlere rağmen titizlikle çalıştılar. Müziğe ve sanata olan sevgileriyle gözlerindeki ışığı yitirmeden şarkılar söylediler. Değerli zamanlarının böylesi güzel bir sanat etkinliği için emek vererek kullandıklarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum kendilerine ve
sahneye davet ediyorum koristlerimizi de, solistlerimizi de. Şefimiz, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Musikisi Devlet Korosu Ud Sanatçısı Sayın Bülent Dağdemir'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Değerli şefimiz bugün çalışmada hazırlanırken ufak bir kaza geçirdi burada. Geçmiş olsun diyoruz, ayağından yaralandı. Biraz yorulacak bu gece ama şimdiden başarılar diliyoruz. Ve kendilerine bırakıyoruz. Thank you.
açacak biliyorum. Kiraz da çıkacak yakında. İyi şeyler söylemekte gerek biliyorum. Sevgilim, güzelim, bir tanem biliyorum da şimdilik bağışla. Konserimize yine Hüseyin'i makamında Yalı Kenarı isimli eserle devam ediyoruz. Ve hemen ardından gecemizin ilk solisti Osman Kuruoğlu sizlerle olacak. Menekşe Kokulu Yârim. Kenar isimli bir Rumeli türküsü. Çok hüzünlü ve anlamlı bir türküdür o devirde, savaş zamanlarında. Şimdi bu türküyü ilk Kore'ye geçtiğimde kim bunu iyi okuyor diye arkadaşlar sorduğunda Selma Savaş arkadaşımız, en güzel okuyan ses sanatçılarından biridir, muhakkak tanıyorsunuzdur. Tabii bunu ben arkadaşlara dinlettikten bir hafta sonra kendisi vefat etti, aramızdan ayrıldı. Çok üzüldük, duygulandık. Bu eserin bizim için ayrı bir yeri vardı bu parçanın. Bu arada da konuklarımızın arasında benim devlet korusundan beraber mesai arkadaşım, kardeşim, pırıl pırıl bir ses, nadir yerlerde, mekanlarda rastlayamayacağımız konserlerde ancak dinleyebileceğimiz bir arkadaşımız. O şu anda izlemeye gelecekti bilmiyorum, buradaymış. Ona rica ettim, o da bunu çok güzel okur. Acaba misafir olarak bize okur mu bu türküyü diye bir de... ismini söylemedim. Gökçe Eriş arkadaşım. Hoş geldiniz hepiniz. Açıkçası akşam üzeri gelişen bir şey. Rica edince Bülent arkadaşım. Ben de çok severim. Hem Bülent'i hem korosunu, nadide insanlar hem de bu türküyü. Arkadaşlarım da burada. Hiç yabancı çekmeden siz de beğenirsiniz. Okumaya çalışacağım. Thank you.
Üstüne Kasımpaşa kıyıları garipleşir geceler ve çatılmış kaşlarınla.
yazarım alt alta, bir dizinin ortasında kalem tükenir, yeni kalemler edinirim ayrılığı yazmak için. Bir yağmur başlar inceden ve içli bir şarkıya eşlik eder, ta içimden yükselen aşk mı yoksa ayrılık mı? Ve işte o hüzünlü ayrılık uzak olsun yüreklerinizden. Solistimiz Fatma Kirkit sizlerle olacak ayrılık. Thank you.
özelliğinden çok bir duruşu, bir tavrı belli eder sanki. Bir de bu şarkıyı seslendiren hanımefendinin sarhoşluğunu da unutmamak gerek. Üstelik aşık. Belki o yüzden herkese aşık sanıyordur sevdiğini. Bu hanımefendinin balkonu da, gönlü de çiçek çiçek. Gözlerinde hepimize örnek olacak derecede bir yaşama sevinci. O bizim Şükran annemiz. Ve gönlümde her seferinde bir adam, tabii ki o da Fedai abimiz. Aşıksanız dinledikçe daha da aşık olursunuz. Sahnelerin eskitemediği solistimiz Şükran Sarsan, alkışlarınızla sizlerle bir şarkı dinleyelim. Müziği Saadettin Öktenay'a ait olan bir şarkı. En mutlu anlarda bile çalsa bir durulursunuz, bir burulursunuz. Acımasız ağına şimdi örüyor zaman. Sana inanmak kadar, seni sevmek de yalan. Sözleriyle de altın vuruşu yapıyor şarkımız. Ve solistimiz Adnan Kesman sizlerle. Thank you.
Thank you.
sevgili konuklar, arkadaşlarımız, sizlerin mesai meslektaşlarınız işte geceleri işlerinden yorgun geldiler, ailelerini bıraktılar, haftada iki kere, üç kere çalıştılar. Zannediyorum ki ilk bölüm güzel oldu. Sizler de beğendiniz. Yıllık dost gibi sevdiğimiz
gecemizin sürprizine. Konserimizin en genç solistine sıra geldi. Kendisini davet etmeden önce birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Kendisi 3 yaşından beri bizimle şarkı söylüyor. Evet, 3 yaşından beri. Kendi daha çok küçük ama boyundan büyük işlerin üstesinden geliyor. Az sonra göreceğiniz üzere. Titizlikle hazırlandı sizlere bu şarkıyı en güzel şekilde sunabilmek için. Böylesine güzel bir evlat yetiştirdiği için öncelikle Türk Sanat Müziği sevgisini ona bu yaşta aşılayan annesine büyük bir alkış almak istiyorum. Gülşen Karaman programımızda. Şimdi yeni tatlı solistimizi davet ediyorum. Alkışlarınızla Ayşegül. Thank you.
sekreterimiz Sayın Öfit Yıldırım'ı davet ediyorum. Kendisine nice nice konserler inşallah. Denizler ortasında ah yelkensiz bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın, beni sensiz bıraktın. Bu şiiri ilk okuduğumda birçokları gibi büyük bir aşk şiiri olduğunu sanmıştım. Kafamda canlanan hayal öyle olmuştu. Oysa sonrasındaki araştırmalarımda öğrendim ki Ümit Yaşar'ın 1977'de intihar eden oğlu Vedat için yazılmıştır. Tabii ki çok üzüldüm ve şiirin bendeki değeri bir kat daha arttı. Sözlerin tükendiği, ruhun ağırlaşmış, kalbi taşıyamayacak duruma geldiği anda dinlenip doyasıya ağlanası bir şarkıdır. Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri, Münir Nurettin Selçuk'un bestesi ne denir ki üzerine? Bir insanın çaresizliği ancak bu kadar güzel anlatılır. Ötesi yok, kör kuyularda ve merdivensiz, fazla söze gerek yok. Thank you.
gitse bile ruhunuz gene de iz bırakır, hatırı kalır, incitir. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Ve solistimiz Kader Şenöz sizlerle.
sesi, hep birinin bize söylemesini isteyeceğimiz dizelere sahip bir şarkı. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Ve o naif sesiyle solistimiz Ayşegül Esmi sizlerle. Thank you.
Thank you.
Konser çalışmaları sırasında bizlere kahrını çeken değerli hoş
ve elmas üzüm. Kendilerine plaketlerini oda sekreterimiz. Thank you.
biraz ses var, biliyor musunuz? Kontrol olması ses alabilir miyiz? Ve yine çok tatlı bir eşi takdim etmek istiyorum. Metin Mercan ve Nengün Mercan. Sizi de ele bekliyorum sahneye. Metin Bey plaketine disiplin kurulu sekreterimiz Sayın Fatma Karakan takdim edecek. Nengün Hanım'a da Kesmer Başkan Yardımcımız Sayın Arif Coşkun Kan takdim edecekler. Nazmin Mert, kendisine plaketini Tesmer Sekreteri Sayın Hüseyin Özüm takdim edecek. Necibe Uzunoğlu, kendisine plaketini Tesmer Yönetim Kurulu üyesi Sayın Metin Eraslan takdim edecek. Tesmer Yönetim Kurulu üyemiz Murat Yeter'i davet edelim. Thank you.
Gökçe Akay. Plaketini takdim etmek üzere Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu üyesi Sayın Ali Kemal Durdu'yu takdim et, davet ediyorum. Yeni etkinliklerimizde buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.